Vallahi billahi tallahi lafızlarını kullanarak yapılan yeminin dışında başka yemin çeşidi var mı? Fethullah Gülen en son sohbetinde hükümet üyelerini kastederek eğer şöyle şöyle değilse eşim benden boş olsun diyebiliyorlar mı? Şeklinde yemin veriyor. Şimdi bekara karı boşamak bu kolaydır. Nasıl olsa kendisinin karısı yok. Şimdi bu işin bu tarafı ama ortada çok üzücü bir şey var. Hani her defasında söylüyoruz, bu paralel devlet pek önemli bir şey değil. Bunların hiçbir zaman eksik olmaz. Her zaman iktidarı elde etmek isteyen kişiler olacak. Bu hiçbir zaman eksik olmaz. Adına ne dersen de. Ve efendim işte demokrasilerde siyasi partiler olur falan filan. Ya sen öyle dersin. Nereden? Ne zaman o siyasi partiler? Bak, siyasi partiler de önceki paralel devletin uydularıydı ya. Yani. Ne olacak? Yani bugün, yarın bu paralel devlet hiçbir zaman bitmez. İnsanlığın olduğu insanlık varsa bu da vardır. Adı şu ya da bu olur. Ama paralel din asıl problem o. Ve dini kullanmak. Şimdi bunları başarılı gibi gözükmelerinin sebebi dini kullanmalarıdır. Ama Cenab-ı Hak onlara çok ağır bir ceza dünyada da ahirette de verecektir. Yani ben bunu gayet iyi biliyorsunuz. Biz ta 90'lı yılların çok öncesinden başlayarak bunlarla mücadele ediyoruz. Niye? Paralel dinden dolayı. Şimdi bu ne diyorlarmıştı? Bir daha soruyu şey yap. Karın boş olsun diye ne? Deseler ne olacak mesela? Eğer şöyle şöyleyse karın boş olsun. İşte asıl şey bu. Asıl problem bu. Asıl problem paralel devlet değil. Asıl problem bu. Kur'an-ı Kerim'de talak diye bir sure var. Erkeğin karısını nasıl boşayacağını Cenab-ı Hak orada ayrıntılı bir şekilde anlatıyor. Bakara suresinde 3 sayfa talakla ilgili ayetler var. Orada da Allahü Teala ayrıntı veriyor. Onun elçisi sallallahu aleyhi ve sellem de bu konuyu gayet güzel bir şekilde uygulamış. Uygulama örnekleri de kitaplarda var. Şimdi şu anda hani şeydeki paralel devletin boşalttığı ama paralel devleti hiçbir zaman alıyorum zannetmeyin. Yani dini kullanıyorsa dünyanın en tehlikeli şeyidir ki bunlar da öyle maalesef. Eğer bunlar hakim olsa çok kesin söylüyorum. Bunların hedefinde İslam diye bir şey kalmaz. İslam'ı kullandıklarına bakmayın. Çünkü onların İslam dediği Allah'ın dini değil, başka bir şey o. Kesinlikle başka bir şey. Şimdi şey, burada ben size göstermiştim, sizi naime sokacağım diye söz söylüyordu ya, şimdi o şey yapıyorlar, efendim o kaset montaj ne diyemişmiş? Sizden ayrılacağım, üzüleceğim. Ulan kardeşim montajdı, kendi sitelerinden aldık, ne oluyor? Öyle demeyin, tevbe ettik deyin, tamam. Tevbe ettik desinler, günlerce burada onların lehine ders yapmaya hazır. Tevbe etsinler, onlardan yana olacağımı buradan söz veriyorum ama gerçek tevbe etsinler, öyle şey değil. Hakikaten dönüş yapsınlar Allah'ın dinine, onlarla beraberim. Şimdi bu talak konusu işte şeydeki paralel devletin bu Abbasiler dönemindeki yani o bürokrasinin Sasani ve Roma bürokrasisinin ki Yahudilerin de müthiş bir organizasyonu var orada yapmış olduğu çalışmalarla büyük ilim adamlarının adını kullanarak Ebu Hanefe'nin, İmam Şafii'nin, Ahmet bin Hanbel'in falan onların adlarını da kullanarak oluşturdukları yapıyla Kur'ansız bir talak sistemi oluşturmuşlardır. Yani dört mezhebin dördünde de talak suresinden bir şey olmadan talak var.
Bakara suresinden hiçbir şey olmadan talak anlatılıyor. Bazen böyle bir iki kelime almış oluyorlar da onu da sağa sola çekmiş oluyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğru uygulamalarından almıyorlar. Erkeğin karısını boşama sistemini sahih ayete dayandırmıyorsun, sahih hadise dayandırmıyorsun. Mesela Hanefilerin yere göğe koymadıkları El Hidayet diye bir kitap vardır. Orada talakı anlattı, talakı dayandırdığı hadis uydurma bir hadistir. Hidayet'in hadislerini anlatan Nasburraya diye bir kitap vardır. Zeyla'yı, onun yazarı diyor ki bu hadis batıldır. Bununla bir şey olmaz. Batıl bir hadise dayanarak talak sistemi, erkeğin karısını boşama sistemini oluşturmuşlar. Peki şunu yaparsam boşsun, bunu yaparsam boşsunun batıl bir hadisi de yok. Hadi onun bir tane batıl hadis bulmuşlar, bunun batıl hadisi de yok. Ya siz Allah mısınız? Haşa, bu ne? Ve dört mezhebin dördünde de bu geçerli. Bu ne oluyor ya? Şunu yaparsam karın boş olsun. İyi vallahi. Ondan sonra adam geliyor eve, karısına diyor ki pencereden bakarsan boşsun. Evet, peki. Bak bir daha diyor bana karşı öyle şehre döktüğünü görmeyeceğim, boşsun. Lan kardeşim, köle möle bunun yanında hiç beş para etmez. Yani kölelikle kıyaslayamazsınız onu ya. Bu ne böyle? Ondan sonra bir gün, ha tamam vazgeçtim, tövbe, ben seni çok şey ettim, sıkıntıya soktum, artık bundan sonra bakabilirsin. Zor bakar. Hocalara gidin, baktı mı boş olur der, geri dönemez. Çünkü ne olacak? Allah'ın dini değil ki, uydurma din. İşte asıl sıkıntı bu. Bundan dolayı ne yapıyorlar adamlara? Bak şunu yapacaksın. Tamam yapacağım. Yemin et. Yok, emin olmaz. Yapmasam karın boş olsun diyeceksin. Adama geliyor diyor ki yarın borcunu ödeyecek misin? Ödeyeceğim. Peki ödeyemezsem karın boş olsun mu? Olsun. Üç talakla boş olsun mu? Olsun. Ertesi gün ödeyemezse karı gitti. Evet. Dört mezhebin dördüne göre de gitti. Bu ne? Bu kimin dini ya? Bu kimin mezhebi? Üniversitelerde bunları din diye okutmayın. Allah'tan korkun ya. Bugün kendine İslam alemi diyenlerin tamamı bunların hakimiyeti altındadır. Asıl sıkıntı bu. İşte bu paralel yapılar falan da bunları kullanarak insanları kendi peşlerine takıyorlar. Evet, dedi, bunu yapmazsan karın boş olsun, boşsun. O adam da zannediyor ki hakikaten boş olur. Ondan sonra oluyor onun kulu kölesi. Siz doğru din ortaya koysanız, bunlar dini kullanarak insanları köleleştirebilirler mi?